Değerli seyirciler, kendim için hoş geldim diyebilirim. Çünkü bugün benim doğum günüm. 7 Ocak 1938'de dünyaya geldim. Ve şu anda tam 85 yıllık biri olarak, bir iletişimci olarak, bir sunucu olarak, bir gazeteci ve spor yazarı olarak şükürler olsun ki Allah'a niyaz ediyorum. Aranızdayım. Sağ salim aranızdayım. Ve biz bu programı 5 Ocak 2023 tarihinde aldık. Banda aldık, beklettik. Ondan sonra da işte bu sabah yayına koyuyoruz. Fakat enteresan, Türkiye'de e, futbolun dışına çıkmak istiyorum sık sık. Fakat hele özellikle şu son sıralarda futbolun dışına çıkmak değil, içinden yukarıya çıkmaya imkan yok. Devamlı içinde tam dibindesin. E, biz yayıncıyız. Amiral gemisinde Orhan Ayhan. İşimiz kolay değil. Mehmet Büyükekşi, sevdiğimiz dostumuz, yeni bir federasyon başkanı, fevkalade başarılı işlere namzet bir kardeşimiz, bir arkadaşımız bir umreye gitti. Umrede niyazını yaparken burada öyle işler meydana geldi ki neredeyse Türkiye Futbol Federasyonu'nu bir torbaya koyup dışarıya atacaklardı. Kimse olmaz, kimse böyle bir şey yapamaz. Biz her şeyden önce mani oluruz. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da yine devamlılığını sürdürecektir. Yepyeni umut verici başkanı ile. Bugün bir konuğum olacak. Biraz sonra o espriyi de sizlere yapacağım. O kim olduğunu da hatırlatacağım, anlatacağım ve sizi biraz şaşırtacağım. Ancak önümde Hürriyet Gazetesi var. Bu mutlaka kaç kez herkes tarafından okundu ama benim önüme bugün geliyor yani. Biraz önce de sizlere bahsettim. Bugün çekim günümüz 5 Ocak diye. Ee, Mehmet Büyük Ekşi diyor ki çocuk oyuncağı değil diyor. Var kayıtları bir daha açıklanmayacak diyor. Kime diyor? Mehmet Aslan kardeşime. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan'a en güzel şeyi söylüyor. Ve öyle bir yanlış iş yapıldı ki değerli seyirciler. Öyle bir hatalı iş yapıldı ki. Genç genç evlatları, genç genç sporcuları, Hakem. Onlar da sporcu. Yaşlarına baktığınız anda sahaya çıkarın futbol oynasınlar. Perişan ettiler. Ve Sivas Galatasaray konuşmaları. Ondan sonra Beşiktaş maçının e, kafa darbesi. Beşiktaş yani Gaziantep Beşiktaş başındaki kafa darbesi. Bu çocuklarla ilgili Merkez Hakem Komitesi'ne çok önemli kararlar aldırttı. Ama bu kararlar pekala değişebilir. Evet. Şimdi Futbol Federasyonunun dediğim gibi ocağa girer girmez sevgili büyük Ekşi Umre'ye gitti Allah kabul etsin Allah sevaplarını sürdürsün Hac'a gittiğinde gittiği zamanda inşallah burada yayında kendisinden bahsederiz ama yapacağı çok önemli işler var hemen bu olayların başında en başında bizzat kendisi olup yani iyi bir dikkatle bütün kararları süzdükten sonra imzasını çok çok dikkatli bir şekilde atmalı. Kendisiyle sık sık mesajlaştık Umre'deyken. Dönüşünde bir program yapabiliriz dedim. Çok doluyum dedi. Çok teşekkür ediyorum abi dedi. Yeni yılımızı kutladı, her şeyimizi kutladı. Ama yine kendisinin bana telefonda SMS'lerle verdiği söze uymasını istiyorum. Önümüzdeki hafta hay hay deriz programımıza katılırsa şeref verir bize. Şimdi bugünkü programım kim? Güngör Şahinkaya. 1956'da doğmuş, 66 yaşında. Güngör Şahinkaya hoş geldin. Hoş bulduk Orhan abi. Değerli seyirciler, öyle bir kişi var ki karşımda. Bakın, Trabzonspor'da 17 yıl futbol oynadı. 6 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı kupası, 4 Başbakanlık kupası yaşadı ve 6 kez milli takımda yer aldı. Ve sizin bu bütün maçlarınızda karşındaki e, evet, biliyorum. TFF'den kovulmayan 85'lik Orhan Ayhan. <laughs> ben iyi ki e, TRT'de kalmışım yani. Değerli seyirciler, Güngör ile birlikte tam 60 kişi Futbol Federasyonu tarafından 65 yaşında diye görevlerine son verildi. Ya siz bürokrat mısınız Allah aşkına? Siz futbol adı mısınız? Sizin ayağınız çalışmasa beyniniz çalışır. Sen milli takımda bugüne kadar neler 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 yetiştirdin. Ve de ne sesin çıktı ne sadan çıktı. Hiç kimse Güngör Şahin Kaya şuymuş buymuş diye e, bir şey demedi. Ve sevgili Güngör, e, abim benim çok yakın a, arkadaşımdır. Çapa'dan profesör, doktor, e, fizik ve ortopedi uzmanı Sabahattin Şahin Kaya ve yine diş Bülent Şermet hep beraber onlar yakın arkadaştırlar. hep onlarla yıllardan beri birlikteyizdir. Biz sizleri devamlı takip ederdik. Evet. Sadece yayınlarla, şunlarla, bunlarla sahada değil ve milli takıma yapmış olduğun hizmetler çok önemli. Şimdi sen nasıl oluyor böyle 65 yaşına takılıyorsun? Ayrıca bir sürü çok ünlü futbolcu var aranızda. Bunları anlatır mısın bize lütfen? Şimdi sizin gibi değerli bir insanın programına katıldığım için hem gurur duyuyorum hem de mutluluk duyuyorum. Rica ederim. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü yıllarca bizim oynadığımız zamanlar, futbol oynadığımız zamanlar sizlerle beraber olduk, sizlerle büyüdük, sizlerle futbolumuza devam ettirdik. Milli takımlarda çeşitli görevler aldık. Ee, sizin gibi duayen bir insanın programında yer almak bize şeref verir. O bizim görevimiz kardeşim. Haksızlığa uğrayan insanların burada yeri Şimdi, var her zaman. E, Futbol Federasyonu'nun e, kararıyla olan bir şey. Tabii e, buna bir şey söyleyecek halimiz yok. Fakat e, bu arada teknik bazda yani teknik direktörlük yapımına ayrılan çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Bunlara örnek vereyim. Nevruz Şerif, Rasim abi kaleci meşhur. Rasim Kara yani. Kara, evet. Necdet Ergün, Ahmet Ceyhanlar, Cem Pamiroğlu'lar, Serdar Baliler. Bunlar hepsi milli olmuş. Topcular. Ve Kamil Hoca sayamadığım bir sürü teknik bunların hepsi. Kamil Türk, Hoca derken? E, bizim bölgemizde çalışan, ha, bölgede. çalışan anladım. o da Sarıyer'de futbol oynamış. Değerli bir abimiz, kardeşimiz. Bir sürü Ersoy Sandalcı, bir sürü insanlar var. Bunlar bölgelerimizde milli takım antrenörü olarak çalışan çok değerli birçok oyuncunun gelişiminde fayda sağlayan insanlar. Tabii biz yönetimimizin aldığı karara bir şey diyecek halimiz yok. Fakat dünyanın hangi futbol ülkesinde veya federasyonunda demin bahsettiniz. Hani bürokrat olabilir de bir teknik bazda teknik direktörlük yani yapıp da. Bu tür şeyler ayrılan insan herhalde bizim bir tek federor, federasyonumuz. Siz de profesörsünüz ya. Şimdi işte. bir insan çalışmayabilir, işinde yetersiz olabilir ama bu insanın kattığı, bir insanın yaptığı işler var ortada. Şimdi bunu da gene biz bir şey demiyoruz. Fakat olay şu, ben yaklaşık zaten siz de biliyorsunuz 21 yıla yakın Futbol Federasyonu'nda teknik direktör olarak çalıştım. Yani bu, bu, ondan daha evvel bütün futbol hayatım vardı. A milli takımda oynadım. Çeşitli yerlerde de bulundum. 21 yılda ben o 14 milli takımı ve oluşum milli takımı madem öyle anlatayım size. Tabii tabii. 6 e, milliliğiniz var. Evet. A evet, milli tabii. takımda oynadım. Evet. Tabii e, şunu anlatmak istiyorum. Tabii siz sorduğunuz için. Tabii biraz önce bahsettin. İnsanlar bazı şeyleri anlatamaz. Fakat yaptığı şeyler vardır. Yapılan şeyler vardır ortada. Ee, 21 yıla yakın Futbol Federasyonu'nda çalıştım. Teknik direktör olarak. Evet. O 14 milli takımın gelişimini, oluşum milli takımlarını hazırladım. Bütün sorumlulukları aldım. Bütün ülkemizi gezerek, yurt bir yurt dışı dahil, Bölge seçmelerinde genç çocuklarımızı milli takıma kazandırmaya çalıştım. Bunu yaparken de bu bölgelerde çalışan biraz önce saydığım milli takımlarda defalarca hizmet etmiş insanlarla beraber yaptık. Hep beraber yaptık. Yani hep birlikte 65 hep birlikte. olan olarak Tün. hep beraber evet, görevimize son yaptı. verildi. Evet. Bu işlerinde sorumlusu olarak ben burada görev yaptım yani. Ne kadar bütün sorumlusu. Güngörcüğüm o 14, kadar mütevazı giriyorsun ki hiç kimse seni tanımıyor, bilmiyor o sıralarda. Bunu ülkeyi dolaşarak tabii. Tabii ama yani biraz da insan etrafına da bu, bu havayı yayar yani Güngör, Şahin Kaya'yı. Yapılanlar zaten burada ben federasyonun aldığı şeyle bir şey demiyorum. Burada yapılanlar anlatılmadı sorumlular tarafından. Neler yapılmış burada? Kimse sormadı. Ya. ne yapılmış burada? Nasıl olmuş? Bu amili takımın hani deniliyor ya. Kim kurmuş o amili 10 takımı? 10-15 millik amili takımı kurduk. Peki bunlar nereden geldi? Ya. Bunlar nereden geldi? Ben Van'da sahayı temizlettim. Karda bölge seçmesi yaptım milli takımlar. Yıllarca iki gün evime gitmedim. Eve gitmeden her gün iki günde bir yolculuk yaparak bu ülkeyi ne şartlarda? Bunlar anlatılmaz. Helali hoş olsun bizim çocuklarımıza ülke futboluna biz milli takım gibi bir değerli yerde çalıştığımız için kendimizden gurur duyduk. Maddi ve manevi hiçbir şey gözetmeksizin. Bu zorlukları da anlatmak istemiyorum. Acayip ne şartlarda otobüslerde, gariban otobüslerde giderek, bunlar yapıldı. Ya, ya, Yok, ya. o da değil de hepsi. Ne şartlarda? İşte ne şartlarda, şartlarda yapıldı? onu Tabii, Biz bölge antrenörünün olmadığı yerlerde bile kendi çabamızla, kendi uğraşımızla milli takım seçmeleri yaptık. Evet. Milli takım bu çocuklar nereden geldi? Bugün Ozan Kabak nereden geldi? Çağlar Soyuncu nereden geldi? Arda Turan nereden geldi? Burak Yılmazlar nereden geldi? Daha devam Selçuk et, tamam. İnanlar nereden bravo, geldi? Bravo. Merit Demirallar nereden geldi? Bravo. Son örnek vereyim. Arda Güler nereden geldi? Bunlar benim kurduğum 14 oluşum milli takımlarından geldi ve o arkadaşlarım. Öyle bir emek harcanmış ki burada hani deniliyor ya 15 yılın milli takımını kurduk. Bunları getiren insanlar bunlar. Bunları kurdular. Ya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yaşlan futbolun yaşı yok, antrenörlüğün yok. Reksam, örnek. Reksam denilen oyuncu İspanyol eski futbolcu. 1947 doğumlu. Bu insan Messi'yi Arjantin'den bulup getiren insan. Değil mi? Ve hala Barcelona'nın altyapı sorumlusu olarak, danışmanı olarak en yüksek yerde çalışıyor. 75 yaşında. Peki Bayern Münih'in aklı yok mu? Hönesler orada. Mayer kaç yaşındadır? Hala 1-2 yıla kadar Mayer gibi, Sepp Mayer gibi insan hala altyapı departmanının başında. Ya. Peki Bayern Münih'in aklı yok mu? Hainkes'i getirdi, Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Hiç mi yok akılları bunlar? Neden geldi buraya? Sayabileceğimiz dünya kadar insan var. Antrenör var, hala çalışanlar var. Yaş hiçbir zaman değildir. Altyapı tecrübeli insanlar, birikimi olan insanların işidir. Tabii ki gençlerimiz olacak. Çağı yakalayan, bu işi kendisini geliştiren gençlerimiz de olacak. Ama bu bir harmandır. Tecrübeli ve bu işe emek vermiş insanlarla gençleri bile, bilerek, birleştirerek yapmak gerekiyor. Evet. Bugün Türk futbolunun bazı şeylere ihtiyacı var. Asıl bunlar sorun değil. Bak ben bunu hiçbir zaman anlatmak gereğini duymadım. Bu Anlatabilirsin yapılanı. şu anda. Hepsini anlattım. Mesela kimler getirdi buraya kimsenin haberi yok. Siz bana sormasanız, siz beni buraya çağırmasanız kimsenin bildiği bir şey yok. Ya. Ben inanıyorum ki bunu yönetimimizin de federasyonda bil, bilmiyor. Bilmeden gayet yaptığı gayet bir şey. Tabii. Ama sorumlular bu anlatmadılar hiçbir şey. Şimdi biz yönetimde, futbol Federasyonu yönetimde kimleri istiyoruz? Futboldan gelen insanlar istemiyor muyuz? Evet. Tabii ki istesin tabii. bazı şeyler. Biz ama futboldan gelen insanlar da oradaki insanları lan konuşup onlara buralarda neler yapıldığını şunları eksik yapıldığını şunları şöyle yapsak daha iyi olur gibi bazı şeyleri karşılıklı diyalogla konuşması lazım. Tabii. Ben öyle biliyorum ki 5 yıldır federasyonda futboldan gelmiş kardeşimiz, arkadaşımız var. 5 yılda 4 yılda bir kere gördüm. Bu da yemekte. Sorulmadı hiçbir şey. Şimdi ve bütün bu zorluklara rağmen şu andaki amili takımla uğraşıldı. Ve hala uğraştım bu işlerle. Şu anda 2009 milli takımını hazırlıyordum. Böyle bir olay oldu. Biz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz işi. Fakat Türk futbolunun demin dediğim gibi bunlardan önce çok başka işleri var. Altyapıyla ilgili. İlk önce Kulüplerimizin altyapılarını dizayn etmek lazım. Evet, düzeltmek lazım. Ben 14 milli takımının oluşum milli takımının kurucusuyum. Ben yurt dışına gittiğim vakit Hollanda, Almanya ile Fransa ile maç yaptığımız vakit 13 yaşında, 14 yaşındaki çocuklarla o milli internasyonal maça çıktığım vakit benim takımdaki oyuncum hala tac atmasını bilmiyor. Şimdi federasyonumuz ilk önce yapması gereken Eğitime önem vermesi. Eğitim çok önemli. Evet. Ben altyapımızdaki antrenörlerimize de suç bulmuyorum fazla. Senin öğreteceğin, sen bunları eğiteceğin, ayrıca bunların başına Tudorlar vermen gerekiyor. Yani eğitimcilerin eğitimcisi. Sen onu denetleyeceksin. onlara gidip göndereceksin, denetleyecek orada altyapımız antrenörleri. Bunlar kötü bir şey değil. İnsan eksiğini öğrenecek, çocuklarımızı 13-14 yaşına geldiği vakit pozisyon bilgisi, taktiksel anlayışı öğrenmiş olacak. Yani ilk müsabakasına çıkacağı vakit onların her şeyi tamamlamış olması gerekir. Bizim federasyonumuzun önceliği bu eğitim işi olması gerekir. Öbürünü bakın Orhan abi. Bizim milli takımlarımız oyuncuyu hazırlama yeri değil. Oyuncuyu oynatma yeridir. Yani bize gelen oyuncular, genç milli takımlara ilk gelen oyuncular 5 günlük 6 gün kamplarla biz anca beraber olabiliyoruz. Ondan sonra kendi takımlarına gidip gidiyor bu oyuncular. Fakat bize yani hazır gelmesi lazım. Evet. Sadece orada müsabaka için taktiksel anlayışı, belirli bir çalışmaları konuşmamız gerekir. E, Güngör Şahinkaya. E, dikkat ediyorsan hiç durdurmuyorum seni. Fevkalade de şekilde anlatıyorsun, bütün sıkıntıları ortaya koyuyorsun. E, şimdi e, yeni yıldızlar var. E, bütün bu futbolcuları, hepsi, e, bütün spor severler ve e, kulüpler bekliyor. Ne olacak, ne bitecek? Belki de bunlardan çok daha iyi para kazanacağız e, ve hem milli takım hem de kulüp olarak e, mutlu olacağız diyorlar. Ama e, o konuda biraz sonra cevap ver. Çünkü bir A milli takım fotoğrafı geçti elimize. Bu A milli takımda sen de varsın. Çok önemli kişiler var. Bakın e, sevgili seyirciler yukarıdan itibaren soldan hemen geliyoruz. Hüsnü Özkara, Tuncay Soyak, yanında Güngör Şahinkaya, yanında Muharrem Gürbüz, Yaşar Duran, kaleci Yaşar meşhur. Hani İngiltere'den yenen goller e, hmm. e, bu çocuğun hep sırtına bindirilmiştir. Onun yanında yine meşhur Cem Pamiroğlu Fenerbahçe'de az şampiyonluk yaşamadı ve sol tarafta e, takım kaptanı olarak Fatih Terim görülüyor, oturuyor. E, Necdet Ergün Beşiktaş'ın e, yıldızıydı. Halil İbrahim Eren, Turgay Semercioğlu yine e, Trabzonspor'la 6 şampiyonluğu yaşayan evet. adam ve onun hemen yanında da onun yanında da Serdar Bali. O da önemli bir adam. Ee, ve bu milli takım e, aklında mı hangisi e, unutmuş olabilirsin bunca yıllık hayatında? Fakat o bir maçlardan bir tanesi. Tabii çok maç var da evet. bir tanesiydi. E, bu galiba İzmir'de milli takımımızın e, İslam oyunları vardı. Ha vardı. Öyle mi? o Ya Akdeniz ya İslam oyunları vardı. Akdeniz de olabilir. Evet. Şimdi evet İslam oyunlarında da senin yerin var. Bu arada seninle ilgili bazı bilgiler var. ben bunları hemen şurada hızlıca geçeyim. İnsan kendini unutur. Tabii. Hızlıca geçeyim. Ondan sonra o biraz önceki sorumu cevapla ve programı bitirelim. Tabii. Evet 14 yaşında Ahmet Suat Öz yazıcının antrenörlüğü yaptığı Trabzonspor altyapısına katılıyorsun. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükseliyorsun. Abileri Coşkun Şahinkaya ve Bülent Şahinkaya gibi Trabzonspor forması giyiyorsun. Siz altı kardeşsiniz. Birisi kadın, beşi erkek. Beşinizle birlikte hepiniz futbolcusunuz. Bu da çok enteresan değil evet, mi? Evet. Benim abilerim Trabzonspor'da kaptanlık yaptı. Coşkun Şahinkaya. Ve çok büyük oyuncuydu onlar. Bülent Şahinkaya. Bülent Şahinkaya. O da müthiş oyuncuydu. Evet. Büyük oyuncuydular onlar. Hep Trabzonspor'da kaptanlık yaptı. En büyük abim de futbol oynadı, bıraktı. Doktor olan da bıraktı. O da top oynadı. Sabahattin okurken, Evet. Tabii, tabii. Öbürleri de top oynadı. Bir kız kardeşim ben. Altı erkek. Evet. Hepsi futbol oynadı. Trabzonspor'da oynadık. biz. Evet. Üç Şimdi, kardeş de. E, diğerlerini hemen e, katalım. E, Trabzonspor 6 lig şampiyonluğu yaşarken kulübün kazandığı ilk şampiyonlukta büyük e, pay sahibi Hepsinde oluyorsun. Hepsinde vardım, evet. Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Başbakanlık, 6 Lig Kupası, 3 Türkiye Kupası, Bordo Mavili formayla toplamda 19 kupa zaferi yaşıyorsun. 1980'de milli takımı'nın ilk İslam oyunlarındaki futbol kadrosunda yer alıyorsun. Gündüz Tekin onayın isteğiyle 4 ay Zonguldak spor formasını giyer ve ardından da futbolu bırakırsın. 6 yıl çeşitli gazetelerde spor yazarlığı var. Gündüz Tekin onayın ısrarıyla 2000 yılında... A lisansını alıyor ve milli takımda çalışmaya başlıyorsun. 22 yıl boyunca U14 milli takımın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra vay efendim sen 65 yaşına geldin diye bir bürokrat zannedilerek bir kenara bırakılıyorsun. Halbuki futbol, futbolcu bakın önümüzde neler var. Mircea Lucescu profesör 77 yaşında. Şenol Güneş 70. Fatih Terim 69. Jorge Jesus, Fener Antrenörü, 68. Bunlar hala en değerli bir şekilde e, sürdürüyorlar. Daha sonra geçen sene Manchester United'ı çalıştıran Ralf Ragnic, 65. Atlanta Teknik Direktörü Gasperini, 65. Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini, 69. Cagliari Teknik Direktörü Ranieri, 71. Bunlar buraya gelseler hepsi sepetlenmişlerdi. 60 kişi olurdunuz diye değil mi? Tabii. <laughs> yani olacak şey değil, olacak şey değil. Ama bu e, sanıyorum ki e, mutlaka ve mutlaka e, bir yanlış e, yönlendirmeyle Federasyon Başkanı tarafından imzalanmış olabilir. Bu en kısa ee, zamanda bu da düzeltilebilir. Biraz önce bahsettiğim gibi Orhan abi, bu işi insanlar bilmeyebilir. Gayet tabii. Yönetim bilmeyebilir. Başta olan insan bilmeyebilir. Bunlar değil. Mühim olan, dikkat et. mühim olan anlatılması tabii. yapılanlar. Tabii, tabii. Eğer anlatılmadığı vakit hiç kimse bir şey bilme imkanı yok. Burada eğer bir sorumlular burada yapılanları anlatmış olsa ben eminim ki evet. böyle bir şey yapılmazdı burada. Yani yaştan olabilir. Eğer çalışmıyorsa bunun yaşı yok. 35 yaşında da olsa çalışmasın. Evet. Ama çalışıyorsa orada olsun. Yaşlan, futbolun evet. bir işi olmaz. Futbol hele bilhassa altyapılar tecrübeli birikimi olan insanlar içindir. Şimdi Güngör'cüğüm e, yönetmenim Alperen Tomakin yarıda e, bulunduğu programımız sona erdi diye şu bir iki tane isim istemiştim senden. Onları özetleyerek e, cümlelerimizi kapatalım ve programımıza son verelim. Şimdi Sonunda çok çok teşekkür ederim. Şimdi ne diyoruz? Bütün dünya kulüpleri, Avrupa kulüpleri Arda Güler'in peşinde. Peki bu oyuncu bizim Ankara bölge seçmelerimizden gelen evet. milli takım seçmelerimizde yapılan Ankara'da Türkenler yerinde yapıyoruz o orada bir oyuncu milli takımlara kazandırıldı genç milli takımlarımızın. Çeşitli yaş gruplarında pandemi dönemi hariç o iki yıl zaten maç oynanmadı. Tabii, tabii. Hepsinde yer alan oyuncular. Torino'ya giden Beşiktaş'taki oyuncumuz. Bunlar hep genç milli takımda. Emre Demir. Ben 2004 doğumludur. 2002 yaş grubunda Katar'da ilk defa oynattım onu çocukken. Ya. Bugün Barcelona'ya giden oyuncu. Enteresan. Bunlar hep bizim milli takımlarımızdan bölge karmalarımızın oyuncuları ve daha sonra genç milli takımlarımıza şu an 17 yaşında A milli takıma kazandırılan oyuncular. Yani bunlar sırayla yani insanlar burada çok şey yapıyor. Burada şapkadan tavşan çıkartıyor. Ya, biraz. Evet, evet. İnsanlar yapılanları anlatılmadığı için buradaki insanlara işte anlatılmadığı için bu tür şeylerle karşı karşıya kalıyor. İşte bu kadar tevazu, bu kadar tevazu da senin kusurun. Bunu anlatmak ihtiyacını duymak istemedim ki. Bana bir profesör şöyle Hı. söylemişti. Bir sürü met etti, met etti, met etti beni. Ben efendim işte dedim Oğuz İmre Gün e, profesör. E, ben hep böyle altından alıyorum lafları. Hep ama sen şöylesin diyor. Ben de en sonunda bana dedi ki evladım dedi. Bu kadar dedi mütevazı olma dedi. Gerçek sanırlar dedi. Çok doğru demiş. Sen de kardeşim yani bugüne kadar ağzını ilk defa açıyorsun sanki ya. İyi ki programımıza davet ettik seni. Şimdi Orhan abi biz... Yani sen neler 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 ne başarılar elde etmiş bir kişisin. Altyapın muazzam zaten Trabzon'da oynadığın o büyük şampiyonluklar, büyük maçlar nedeniyle. Ondan sonra milli takıma verdiğin hizmetler, yetiştirdiğin oyuncular bundan sonra sık sık takibimizde olacaksın inşallah. Çünkü ben 85'e girdim ama kovulmadım. TRT'deyim ben. <laughs> abi girseydin bizde olsaydık. <laughs> 65 olarak TFF'den gittin. <laughs> bizde olsaydın çoktan gittiydin abi. <laughs> evet bu, bugünkü programımızı da burada sona erdirelim. Ben de teşekkür y yeni ederim. Yeni yılın ilk programını e, birlikte e, uygulamış olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Gülüyoruz ederim. Ve verdiğin hizmetler Davet nedeniyle Türk sporuna da, Türk futboluna da tekrar tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ederim abi. Değerli seyirciler programımız burada sona eriyor. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.